Özok Estate'in katkılarıyla hazırlanan Dina Mikrofon başlıyor. Herkese merhabalar, ben İlknur. Dina Mikrofon'a hoş geldiniz. Geçen haftaki bölümümüze göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkürler. Bugün Kıbrıs Lefkoşa'dayız. Yeniden. Bakalım bugünkü sorularımıza nasıl cevaplar gelecek? Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Hasan. Hasan'cığım, hemen soruya geçiyorum. Bir ölüyü diriltecek olsaydın kimi diriltirdin, neden? Vallahi kimi diriltirdim? Diriltecek ölen kimse olmadı ki hiç hayatımda. Ya herhangi biri olabilir, bir ünlü olabilir. O zaman kimi diriltirdim? Atatürk'ü diriltirdim. Gelen en güzel cevaplardan biri. Erkek olmanın zor bir yanını söyler misin? Erkek olmanın zor bir yanı, çok fazla sorumluluk var üzerinde. Kadınlarda yoktur. Kadınlarda da var ama erkeklerde biraz daha ağır basıyor. Okey, olabilir. İsmini söylemeden en yakın arkadaşının büyük bir sırrını bize söyler misin? Söylerim. Neyi söyleyeyim? Kendisi çok fazla alkol kullanıyor. Ailesine göre bir sır bu da. Olabilir, tamamdır. Alkol kötülüklerin anasıdır diyerek içmiyoruz. Evet, kumar da kötülüklerin anasıdır. Sonunda her zaman kasa kazanır. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, nasılsın? İyi değil, sizi sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Gürdal. Gürdal. Evet. Gürdal, hemen sorularıma geçiyorum. Buyurun. Bir ölüyü diriltecek olsaydın kimi diriltirdin? Büyüklerimi diriltirdim, sana söyleyeyim. Yani nenemi, dedemi, ölmüş olanı. Yolunma çok güzel. Aynen öyle. Peki, erkek olmanın zor bir yanını söyler misin? Erkek olmanın zor yanları. Bir tanesini söyle. Hayatın boyunca çalışman lazım, evi geçindirmek için. Doğru mu? Aynen öyle. Ama artık kadınlar da çalışır, bunlar da yani böyle. Ortaktır esasında. Ama yükü daha fazladır yani erkeklerin, açık söyleyeyim. Doğru. Bayanlara bakın. Mahvettiniz bizi be. Evet. İsmini evet. Söylemeden en yakın arkadaşının bir sırrını bize söyler misin? İsmimi söylemeden en yakın arkadaşımın bir sırrını. Aynen. Kim olduğunu söyleme ama sırrını söyle. Hangi konuda? Aldatma konusundan mı? Ne bileyim, bilmem artık ne sırrı vardı. Ne bileyim, şimdi yani şu an sorduğunuz o soruyu ama öyle tam aklıma gelmedi yani. İyi düşünmem lazım. Ya bu soruyu geçsek olur mu? Yok, olmaz, söyle. Aldatma dedin, anlat bakalım. Bu soruyu geçelim ya bence. Tamam, geçiyoruz. Cevap veremedim. Bir ölüyü diriltecek olsaydınız kimi diriltirdiniz? Anneannem. 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 Çok sever. Evet. Çok sever. Siz? Dedeme. Aileden gidiyorum. Aynen, Atatürk'lüyüm. Tamam, süper. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Kadın olmanın zor bir yanını söyler misiniz? Yani çok var. Mesela geceleri tek başına dışarı çıkamamak. Ne bileyim, istediğin gibi giyinememek. Yani tamam, sizlere bakayım o zaman. İlk önce oraya sorsaydım. Tamam da olur. Gene geceleri dışarı çıkmak ya da ne bileyim kız kıza bir şeyler yapamamak. Mesela insanların bakışları giydiğimizi, ettiğimizi var. Hepimiz aynı şeyden şikayetçiyiz galiba genel olarak. Şu an bilemedim. Bir an heyecanlandım. De ki doğurmak. Ya kadınsal sorunlar. Yani en büyük problem o olabilir. Özgür olmamak. Kısıtlı. Aynen, ezilmek. Oturpağlayalım mı, çözümü bulalım. bize en yakın arkadaşınızın ismini vermeden büyük bir sırrını söyleyin. Harika. Şimdi büyük bir sır dedik. Ne diyeyim ki? Sırrını ben bilmem, sen bilir. Erkek arkadaşıyla yatması. Okey. Aynı şekil benim de öyle yani, kızlar arasındaki tek sır bu olabilir. Değil tamam. Aslında. Tam büyüğü bu. En büyüğü, okey. Yani herkesin şey görüşü farklı olduğu için olabilir. Tamamdır, sizde nedir? Ben de hamile kalıp aldırması. Bu en büyüğü.
Merhabalar, nasılsın? Merhabalar, siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. İsmini öğrenebilir miyim? Ali. Ali. Memnun oldum Ali. Ben de. Hemen soruma geçiyorum. Bir ölüyü diriltecek olsaydın bu kim olurdu? Bir ölüyü? Mustafa Kemal Atatürk. Neden? Neden? Sizce bu su yani nedenini cevaplamaya gerek yok bence. Soru mu bu? Aynen. Tamam, güzeldi. Erkek olmanın zor bir yanını söyler misin? Yani erkek olmanın zorunları, ben şöyle biraz espiritüel yaklaşayım konuya. Şimdi Kıbrıs'tayız, öğrenciyiz. Mesela erkeklere otostopta hiç durmuyorlar. Gibi örnek. Kadınlar her zaman biraz, tabii kadın olmak çok daha zor ama kadınlar yine ya bir şekilde bir yolunu bulup bir şeyler halledebiliyorlar. Erkek olmak bu konuda daha zor. Yani. Şeytan tüyü var bizde. Gibi, aynen. Yani bunun gibi bahsedebilirim. Onun dışında biraz daha derine inmek istemiyorum şu an konuların. Güzel. İsim vermeden bize bir arkadaşının en büyük sırrını söyler misin? İsim vermeden bir arkadaşımızın en büyük sırrını yine biraz düşünmem gerekli. Evet, budur bence. Biz İstanbul'da 3 yakın arkadaştık. Hala devam ediyoruz arkadaşlarımıza. Benim yani 3 grup, 3 kişilik bir grubuz. Üçümüz de çok yakın arkadaşız. Bir yakın arkadaşım, diğer yakın arkadaşımın kız arkadaşıyla beraber olmuştu. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Tabii. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, sizler? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Yağmur. İlayda. Yağmur ve İlayda'cığım, hemen soruma geçiyorum. Bir ölüyü diriltecek olsaydınız bu kim olurdu? Sen de başlıyordun. Kimi? Aklıma birisi gelmiyor. Gelmiyor. Hepsini canlı. Abi mi? Abi. Başın sağ olsun. Biraz üzüldüm öyle olunca. Kadın olmanın zor bir yanını söyler misiniz? Doğum yapmak. Evet, doğru. Katılıyorum ben de. Kız sen başka bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Ne olabilir? Aybaşı. Yani. Okey, tamam, bu da olur. İsmini söylemeden en yakın arkadaşının büyük bir sırrını söyler misin? Asla. Söylemem. Asla söylemem. Kesinlikle sır olarak kalır. Yürüyün be. Hadi. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Memleket ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz. Güzel. İsminizi öğrenebilir miyim? Yavuz Ekmekçi. Yavuz Bey, hemen soruma geçiyorum. Bir ölüyü diriltecek olsaydınız bu kim olurdu? Atatürk. Neden? Kurtarıcı olarak onu görüyorum şu anda. Süper. Erkek olmanın zor bir yanını bize söyler misiniz? Her zaman haklısınız demek zorundasın. Neden? Akıllı oluyorsan mecbursun. Okey, tamamdır. Son soru. İsmini söylemeden en yakın arkadaşının büyük bir sırrını bize söyler misin? Söyleyemem. Neden? İsmini söylemeyeceğim. Olsun. Evet. Sırdaş olmanız gereğidir. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İsmini öğrenebilir miyim? Merve. Merve. Hemen soruma geçiyorum Merve. Bir ölüyü diriltecek olsaydın bu kim olurdu? Dedem olurdu. Onunla birlikte tekrar vakit geçirmek isterdim. Çok duygulanıyorum böyle olunca. İkinci soruma geçiyorum. Kadın olmanın zor bir yanını söyler misin? Neresi kolay ki? Yani çok zor bence. Başlı başına kadınlık doğuştan gelen bir görev gibi. Mesela senince en zor kısmı ne peki? En zor kısmı? Yani kendinden yola çık. Erkeklere göre hayat sorumluluklarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar her yere yetmeye çalışıyor. Haklı. Devam ediyorum. İsmini söylemeden en yakın arkadaşının büyük bir sırrını bize söyler misin? En yakın arkadaşımın büyük bir sırrı. Yani en ya yakın arkadaşım... Yakın da olabilir. Benim de yakın arkadaşım sevgilisini aldatması. Hala öğrenmedi mi? Yok. Eyvah eyvah. Kaç buradan, git git. Ben gidiyorum. Bir Dinam mikrofonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayın. Sonraki videomuzda sormamızı istediğiniz soruları yorumlar kısmına bırakarak bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye. Özokest'in katkılarıyla hazırlanan Dinam mikrofon sona erdi.